arkadaşlar merhaba. Bugün çok değişik bir yerdeyiz. Sizinle de paylaşmak istedim. Thermomix'i duyanlar, duymayanlara anlatmasın. Direkt Thermomix'in sayfasından baksınlar. Çok özel bir alet. Doğruyor, pişiriyor, yıkıyor. Ve parçalıyor. Her şey yapıyor. Şimdi bunun tanıtımına geldik. Ayşe Hanım. Merhaba. Ayşe Hanım, Thermomix yetkilisi ve tanıtımı. Şimdi burada danışmanı aynı zamanda, evet, Thermomix'in burada mutfağındayız, tanıtım yerindeyiz. Çok özel bir alet, Almanlar güzel yapmışlar, onu söyleyeyim. Evet, şimdi bugün menümüzde ne var Ayşe? Ne yaptık? Evet, sizinle. Evet, kabak çorbası yaptık. Kremalı kabak çorbası. Malzemeler hazırdı. Valla söylemeyeceğim malzemeleri, Thermomix'e gelin bakın, öyle söyleyeceğim. Evet. Burada pişiyor. Ondan sonra burayı da pancar salatası Sonay yapıyor. Şimdi Sonay'ı doğru döndüreyim. Ver Sonay. İstemiyor musun? Peki. Sonay kameranın önünde olmak istiyor. Yok istiyorum da. Evet. Yerken. Yerken. Peki. Şimdi burada pancar salatası yapacağız. Sonra limonata yapacağız. Ayşe sonra da dondurma yapacağız. Sonra da dondurma yapacağız. Yani düşünün burada şimdi bu kabak çorbası pişiyor. Bütün malzemeleri koyduk. Kendi tartıyor bu arada darasıyla. Evet. Hatta parçalıyor, yıkıyor, her şeyi yapıyor. Burada da salatayı yapacağız. Sonra dondurma, yani dondurma yapmak benim için inanılmaz, inanılmaz. İşte bu çok güzel bir şey. En azından sağlıklı dondurma yiyeceğiz. Evet, ve limonata. Limonatayı tamam, hani herkes şey diyor, limonata deyince biz yaparız diyor ama. Ama iki saniye. Evet, iki saniye de limonata, saniye. Bir de dondurma ya. Dondurma ne demek yani? Tamam, Orge'de falan seviyoruz da sonuçta ev yapımı dondurma çok güzel. Yani öyle söyleyeyim, burada bu harika çıkıyor. Şimdi biz bir yapmaya devam edelim. Sonra tadında tekrar görüşürüz. Evet, tadında tekrar dönelim. Bir de oturup güzel güzel yiyeceğiz. Akşam iş çıkışı. Yani ben şimdi biliyorsunuz Şefika'nın yemek, Şefika abla, Şefika'yı çok seviyorum, ona da selam olsun. Yemek programına çıktım, şimdi Thermomix'e devam ediyoruz. Yani hukukçuyum da, hani böyle bir yemek, beni nedense böyle bir bakalım. Neyse bu işin sonu nasıl gidecek. Çok güzel. Biz devam edelim, yapalım. Ondan sonra bir tekrar, evet, şey yapalım. Yerken sizi bir daha bir davet edeceğim. Pancar salatamız yapıldı. Hazır. Yapıldı bakayım. 5 saniyede. 5 saniye. 5 saniye. Bakayım nasıl oldu. Sadece çok sağladı. Bir tek sona. Benim bizden kaynaklı. Thermomix'le alakası yok. O söyledi, biz yapmadık. O söyledi. Unutsanız da bir şey yok. Lezzetten ödün vermiyorum. Her şey harika. Evet. Boşaltacağım. Şimdi kaldırıyoruz. Şey, eğitim olduğu için bazı şeyleri bilmiyorduk. Biz onu biz şimdi heyecandan atladık, olsun, ne yapalım. Arada da böyle heyecanlarımız olmuş. Sonay Hanım çok yakıştı elinize. Çok yakıştı. Her şey yakışır bana. Evet. Şimdi bak nasıl ben yapıyorum? Evet, çok güzel yapıyorsunuz. Evet. YouTuber siz misiniz, ben miyim? Aa, ayrı konu ama ne? Bir şey söyleyeyim. Pancar salatası muhteşem. 10 numara 5 yıldız. Evet. Çok müthiş. Bakayım. Sadece bu şöyle. Daha doğrusu şöyle. Ama biz bu bitince gösterecektik her şeyi. Ayşe Hanım da burada. Olsun dayanamadık şimdi. Devam. Şimdi atölye çalışması. Evet. Şimdi ben bunun için eğitmeleri de atacağım. Çünkü orada bir teknik eksiklik oldu. Bu eğitim olduğu için. Evet. Eğitim olsun. Şart. Eğitim şart. Tamam. Tamam. Şimdi bak koyacağım bak. Hadi koy. Ne kadar alıştın çekeyim. Hemen bir yanda. Bak elmalarımızı da evet. Koyuyoruz. Yeşil evet. Elma. Koy bakayım. Yeşil elma. Yeşil elma. Evet. Kabımıza koyuyoruz. Böyle. Koyunuz. Çok, bakıyorum çok da. Şimdi saniyesini bunu az tutalım. Saniyesini evet şöyle. Sonra atlayalım. Arkadaş atlayalım, hemen. Atlayalım. Darası da var. Hemen ölçüyorsunuz kaç santimse. Evet. Böyle. Ooo. Biraz. Elma ya, az ya, 3 saniye. Az yapacağız. Şimdi 5'e getirelim. 5'e mi? Hızlı. Yok. Hızlı. Dur. 3. Tamam. Şimdi 5. Şimdi evet. Getir. Arkadaş, evet 5 saniye değil mi? 3. 3 saniye. Bitir. 3 saniye 5 derece şeydi. Hız 5. Hızda 5 pardon. Şimdi onlara başlattık. Evet, bakalım Sonay Hanımcığım elmalar oldu. Ooo elmalar oldu. Yeşil elma. Oh, ekşi, yani var ya bizim burada gelmeyen bir arkadaşımız var, ona selam olsun. O öyle eve gitsin, çok çalışsın. O şeyin sesini ileri yapın. Burayı düğmeye bir basın. Evet, burada da çorba oldu. Bir bakayım. Aa, 10 gram tereyağı istiyor. 10 gram tereyağı. Şimdi tereyağı burada. 10 gram tereyağı. Evet. Ben açıkçası valla bu
hukukçuluğun yanında bir de hep yemek programlarında darısını hep bakın. Bakın. Bunlarla oynadınız. Olmuşum ama devam edeceğiz daha. Şimdi bu ara şeyi koyacağız. Tam 10, evet. 10 gram. Bakın darısını alıp hemen 10 gram buradan tereyağını bile ölçüyor. Sonra 40 gram krema. Zaten muhtemelen 40 gram. Evet. Ama ölçelim yine de. Bakın. Tam 31 gram. 30, neyse artık. Olsun gram. Bu 31 gram da gayet güzel bence. Aslında 40 da şey içine yüzde sıcaklıkla biraz veriyor ya. Ha, o da var. Evet. Bakalım. Başka devam ediyoruz. Evet. Bir dakika dur. Durdun mu? Ama labne var, labne. Labneyi yaptık. Yaptık. İleri yapalım. İleri yapalım son önce. Ölçü kabını, karıştırma kabını. Böyle oyun gibi bu. Yani ölçü kabını şeye yerleştirin. Sonra ya basıyorsunuz. Şimdi ne diyor bakalım? Şimdi ne diyor? 1 dakika. Şimdi önce 4'te başlayacağız. Bunu 4'e getirin. Hızlı. Tamam, bırakıyoruz. Tamam, bırak. Şimdi hızı kademeli olarak 8'e kadar çıkaracağız. Ama şu saniye düşerken biraz kesilirsiniz. Evet. Şimdi ufak ufak şöyle yarım yarım. Evet, aynen o şekilde. Hemen yavaş yavaş. Arkadaş yavaş yavaş. Ha evet şeyi çorbayı pişirdi. Şimdi blenderlamayı yapıyor. Allah. Tamam. Görüyorum coşkuyu. Ver coşkuyu ver. Ver coşkuyu ver. Sonaya nasıl koyayım ben? Ver. Ver coşkuyu. Evet. Diğer diyelim. Evet bitti şimdi bu arkadaş hepsini çırptı. Ondan sonra bitti bakın. Açıyorum. Evet açıyoruz. Açıyorum. Ayşe Hanım açıyor. Buyurun. Ve kabak çorbası ya inanmıyorum bu kadar sağlıklı bir şey. Bir de lezzetli. Bir de lezzetli bir de bakın. Böyle oyun gibi yani. Bir ona basıyorsun ona basıyorsun onu koyuyorsun falan. Böyle bir eğlence haline getiriyoruz. Değil mi? Ben ne yapacağım? Ben ha dondurmayı da beni çekeceksiniz ona göre. Ben şimdi bir kapatayım. Bu arada kendimi çekmem lazım. Ben kapatayım şimdi. Dondurma ve limonata kaldı değil mi Ayşe Hanım? Evet, evet. Evet tamam. Şimdi onlar yıkasınlar. Ama dondurmayı evet. En son yapacağız. Tamam. Limonata ve dondurma. Sonra. Evet. İşte budur. Evet. Evet. Her şimdi... şey hazır. Çok sadece iyi. Işığım ters sayın hocam. Evet hocam tamam. Hocam hocam bir dahaki sefere bu tarafa yapacağız. Şimdi beni de çek. Ben dondurmada beni çekeceksiniz. Tamam. Tamam oldu. Evet. Başla. Tamam şimdi en kolay tarif bana düştü. Hemen çabucak yapacağım. Şaka şaka. Yani en kolay tarifi nasıl yaptığını, evet nasıl yaptığımızı göstereyim. Bu limonata. Şimdi limonlar böyle hazır. Ondan sonra şekerimizi Ayşem hazırlamış. Nane var İsteğe burada. Bağlı. İsteğe bağlı. Süzmek bir de için de sepetimiz. Evet, süzmek için de sepetimiz. Bir de suyumuz var burada. Şimdi bugünlerde bu limonata bizim hepimizin bildiği. Ama nasıl da Ayşem? Çilekli. Çileklisi var, karpuzlusu evet. Var, elmalısı var, zencefil de elmalı var. Zencefil de elmalı. İnanılmaz. Süper. Evet. Bir şey oluyor. Evet, onlar şimdi çok... Bu arada favorimiz şey, çilekli ve çilekli. Karpuz. Kardozu da öyle. İnanılmaz güzel. Aa, tamam. Şimdi limonatayı yapalım. Şimdi normal limonata. Ne yapıyoruz? Şimdi böyle bir search düğmesi var. Ondan sonra buradan bir limonata diyoruz. Yazıyoruz. Cookie Dough'da. Limonata. Şimdi zaten demin söylediğimiz şeylerin hepsini göreceksiniz. Yazamadım arkadaşlar. Bir saniye arama diyeceğiz. Evet şimdi burada bekliyoruz. Ha. Yukarı çek ekranı. Çekelim. Bakın ne limonatalar var. Evet burada bakın çilekli, ballı, karpuzlu limonata, elmalı, zencefilli, ballı limonata, naneli, vodkalı. Evet alkol kullanmıyorum artık ben. Vodkayı koyma. Koyabilirsiniz vodkayı. Ben baharatlı erikli limonata, Hindistan cevizi, mangolu. Daha fazla da var. Bak, neyse şimdi bu normal, kadar. Biz şimdi klasik şunu değil mi? Evet. Limonatayı yapacağız. Bunu evet. Şimdi Ayşe Hanım gel şimdi. Gene şimdi burada pişirme nasıl yapıyoruz? Şimdi önce şöyle bakıyoruz tarifi tamam, malzemelerimize. Evet. Şimdi daha yeni öğreniyoruz. Evet. Evet. Malzemelerimizi buraya hazırladık. Buradan hazırladık. Okay. Şimdi ondan sonra pişirme. Kaç bardak burada? Evet. Onu da seçebiliriz. Aynen, seçebiliriz. Porsiyonlamamız şöyle, var orada. Biz kaç yiyoruz? 4 ile 8 gibi biz 6 devam. Uygula diyelim. Şimdi nasıl başlıyoruz? Pişirmeye başla.
Yani evet. 100 gram şeker. Ha bu arada bakın bu şeker işi çok ilginç. Şu darası var ya şimdi koyuyoruz böyle. Bu benim çok hoşuma gitti. Habire böyle bir ölçü kabı falan aramıyoruz. Az da koyabiliyorsunuz. Evet. Ha, istediğiniz kadar ama en azından burada görüyoruz yani. Şimdi elim çok giderse. Ay 100 gram tamam neyse. Olmaz. Böyle oldu. Sonrakine basıyoruz. Ölçü kabını karıştırma kabına yerleştirdikten sonra. İstersen naneleri de atabilirsiniz. Naneleri şu an atabilir miyim? O isteğe bağlı. Elimle dokunmuyoruz sonra yanıtlar. Evet böyle. İsteğe bağlı ama biz istiyoruz yani nane. Evet şu şöyle. Evet. Ondan sonra bir saniye şu şöyle. Sonrakine basıyoruz. Sonra hız göstergesini sıfıra ayarlayın diyor. Yok hız göstergesi 10. 10'a. 10'a. 10 ne demek? En son. En son. Hemen yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde 10 yaptım. Tamam. Bitti. 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 Bir saniye. 12 saniye. Bol şekeri. Pudra şekeri haline getiriyor. Bol şekeri pudra şekeri haline getiriyormuş. Evet. Heyecanlandık şimdi. Ya görüyor musun? Gibi. Bakalım. Tamam şimdi bitti. Sonrakiye ayırıyoruz. Sonra yavaşça böyle ters çevirerek alın. Yavaşça. Şöyle çeviriyoruz. Şöyle bunu yapıyoruz. Tezgahımıza da böyle koyuyoruz. Koyuyoruz. Bu çok güzel koktu naneli. Şimdi ne yapacağız? 2-3 limon tercihinin organik kabuğu soyulmamış 4'e bölünmüş. Kaç tane koyalım? Bunları 3. Hepsini koyuyormuşuz arkadaşlar. Evet. Gelin size de vereceğiz. Şimdi kapatıyorum değil mi Ayşen? İleri yapıyoruz. Hep önce ileri yapıyorum. Kapat demeden kapatma. Veya soğuk su. Bakın darı sıfır. İçine bir sürü şey var. Darı sıfır olunca 500 gram soğuk su. Kapat demeden kapatmıyormuşuz. Bir saniye. Tamam, biraz fazla oldu. Önemli değil. Değil. Ben yani bütün darıları daha bir sonra. Şey. Ölçü kabını karıştırma kabının kapağına yerleştirdikten sonra. Şimdi bunu böyle yerleştiriyoruz. Onu da yerleştirdik. Evet bunu da yerleştirdik. Sonraki dedik. Ve biliyor, hız bakın. Göstergesini ona ayarlayıp. 2 saniye. 2 saniye bile değil. Evet çok i̇ki şey. 2 saniye. Şimdi ona, on değil buraya. Mi? Hemen hızlı bir şekilde. Tamam. Karıştı da bitti. Bitti mi? Bitti. İleri. Ne diyor? 500 gram soğuk su. Daha su ekleyeceğiz. Daha su ekleyeceğiz. Yani yine böyle kaldırıyoruz. Yine bunu. Böyle her zaman böyle koyuyormuşuz. Ha bu böyle oldu. Suyumuzu evet. Ay pardon. Pardon dara 0. Bakın ha sağ olun. Dara 0. Evet. 500 gram. Bu sefer biraz daha az. Koy. Yok. Koydum. 500. Koydum. Bakayım. Koy. Korkma diyorsun. Korkma. Koy. Evet tamam. 518. Olsun. Okey. Şimdi ileri yap. İleri yaptı. Ne diyor? Süzgeci yerleştir diyor. Şu süzgeci değil mi? Bir tek süzgeç mi yerleştireceğiz? Evet. Bir tek süzgeci yerleştireceğiz. Böyle mi? Bu arada var ya böyle arka. Güzel. Evet. Bu kadar cebilik yani. Bu arada ben makineyi aldım arkadaşlar. Yani. Bir sürü yani para verdim ama iyi oldu. Sonra. Sonraki, evet spatula ile süzgeci yerini tutarken limon. Allah. Spatula ile tutmuyoruz. Şöyle tutup boşaltıyoruz. Bu kadar. Sürahimize, evet. Ha, sürahiye boşaltıyormuşuz. Ay. Bunları alayım şuradan. Şöyle, tamam. Şöyle değil mi? Şurayı tutarak. Vallahi. Şurayı tutarak, ha. Süper. Sıyıcı. Evet. Şimdi bunun içine atık. Ooo. İşte buyurun. Direkt yani. Şöyle bir şey. Ben tabii döktüm. Ay, bir dakika. Acemiliğin şeyi. Tabii canım. Evet. Olsun. Arada böyle atraksiyonlar olsun arkadaşlar. Atraksiyon olmadı ne olmuyor? Tamam. Oldu herhalde. Sonra tamam. Şöyle. Tamam bakayım. Oh çok güzel koktu. Limon. Yani limon kanser, antikanserojen biliyorsunuz. Her gün son ayalım ne kadar? Yarım limon. Evet Soner böyle kes diyor. İki limon suyu. Her gün iki limon suyu. İki limon suyu içiyorsunuz evet. Arkadaşlar. Fakat evet. Şeker yok. Şimdi biz biraz oynayalım. Sonra doldurma çok ilginç olacak. Onu söyleyeceğim. Ha bu arada şey söyleyeceğim. Bu Thermomix'in sayfasından bakın. Bu çok olağanüstü bir şey. Yalnız sipariş için Ayşe Hanım danışmanımız. Ayşe Hanım'ı arayın. Mutlaka bir danışman vasıtasıyla satın almanız gerekiyor. Yani gidip böyle kafanıza göre alamıyorsunuz. Mutlaka danışmanınız olmalı. Danışmanınız Ayşe Hanım olmalı. Ve onun telefonunu yazacağım. Mutlaka onu aramanız lazım. Bir de ID numaramızı girerlerse o evet. Ayın hediyesini kendilerine tanımlanmış oluyor. O ayın da hediyesi oluyor. Evet bir danışmanın ID numarası var.
o aydın numarasını girdiğiniz zaman o hediyeler falan oluyormuş işte her ay. Evet falan değişik. Onun için mutlaka danışma ve o danışma da mutlaka aşağı olsun. Ay çok benim ya. Çok tamam sonra bir yere görüşeceğim. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar şöyle çekeyim. Yemekteyiz. Şimdi kabak çorbası niye seçmiş Ayşe Hanım? Bir söyler misiniz? Çok bir şey. Kabak çorbasını genelde tatsız bulur herkes. Evet. Thermomix'in onu ne kadar lezzetli hale getirdiğini göstermek için kabağı seçtik. Evet, doğru. Çok güzel. Bakın size Thermomix'in lezzetine bakıp fikirlerinizi bekliyorum. Tamam. Eminim çok beğeneceğiz. Zaten çok aç olduğumuz için de. Çok güzel olmuş, çok lezzetli. Çok güzel, her şey evet. Harika. Tam kıvamında. Şimdi dondurmayı en son yapacağız. Hani hemen yiyelim, erimeyelim diye. Limonatamız da bekliyor burada. Şeyde. Burada. Tamam, onu da getirelim. Evet, o da burada kalmış. Onu da evet bardaklarımıza koyalım. Evet, hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka tanıtım alın. Ben onu söyleyeceğim. Tanıtım alın. Tanıtım çok çok güzel, çok keyifli, eğlenceli de. Tanıtım alın. Ben şimdi kapatayım, sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi biz ne yedik? Kabak çorbası yedik, yemeklerimizi yedik. Ondan sonra pancarlı, elmalı salata inanılmaz güzeldi. Topladık hepsini, şimdi dondurmamıza geçeceğiz. Dondurmamız çilekli dondurma. Önceden, daha bu çilekleri bu yıkıyor bu arkadaş. Şöyle koyuyorsunuz içine. Çok çok zordur ya çilek yıkamak tek tek tek. Böyle hoşur 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 yıkıyor. Ondan sonra Ayşe Hanımcığım bunları önceden derin dondurucuya koymuş. Bütün çilekleri böyle dondurmuş. Şeker, klasik yani şekersiz olmuyor. Bal da koyabilirim. Ha, bal koyabilirsiniz evet. Aslında, şeker kullanmak evet, istedim. Bir de krema var. Krema istemiyorsanız süzme yoğurt da oluyormuş dondurmaya. Evet. Şimdi önce şöyle, şöyle geri gelelim. Merhaba dondurma bu şekilde pişirmeye başla. 60 gram önce 60 gram şeker. Şimdi darayı sıfırlıyormuşuz bir saniye bir yapalım. Şu şekeri önce şekeri koy. Ay. Evet. 33 40 8. Evet. Öyle olsun koyalım. Hakkını verelim biz bunu bu arkadaşın 60 gram. Sonrakine basıyoruz. Çileklerimde kaldı yiyeceğim de. Ölçü kabını karıştırma kabına yerleştirdikten sonra yani bunu böyle ben de öğreniyorum. Bu neydi? Yemek atölyesi. Sonra evet, sonraki. Burada hız göstergesini ona ayarlayayım. Hemen ona ayarlıyorum. 15 saniye. Dondurulmuş. Evet bu arkadaş böyle açılıyor. Bunu böyle ters koyuyormuşuz. Bunu darayı sıfırlıyoruz. Öğrendin değil mi Ayşe? Evet. 500 gram. 500 gramı. Bunu ölçü at içine. Hı-hı. Böyle elim atıyor. Böyle attı. Yetti. 483. Tamam. Tek bir tabak haline doldurulmuş. Bakın okey. Sonra ölçü kabını karıştırma kabına böyle. Şimdi çok ses çıkacak o yüzden şey yapalım. Bir başlayalım da kapatacağım çünkü hız göstergesini 8'e ayarlayayım. Aynen ayarlayayım. Tamam. Bitti. Lütfen sonraki düğmesine tıkladık. Karıştırma kabının kenarlarını spatulayla ayırın. Ha, bu spatula çok önemliymiş. Şöyle gelsene sonacı. Bak ne güzel böyle şeyler oldu burada. İçine içine böyle ayırıyoruz hızlı. Şimdi biz öğrendik ya hızlandık biraz. Ay, burada bir şeyler oldu. Heh, tamam. Böyle böyle yapabiliyoruz. Çok vurmadan. Arkadaşı çok incitmeyelim. Evet şimdi kenarlarını sıyırdım. Sonra dedik 100 gram, 120 gram krema, dara ya da süzme yoğurt. Aynen. Bunu böyle yapalım. Yani bu işe uzman Ayşe Hanım, ben böyle çok yemek uzmanıymışım gibi görünmeyeyim ama bakıyorum bu güzel. Zaten bu herhalde o kadardır, 120 gram. Süzme yoğurt fikri çok hoşuma gitti, o da güzel. Yani her şeyi diyettik. Yani çok öyle, neyse elim oluyor tabii, böyle her şey hazır olunca tabii kolay oluyor.
Tamam. Biraz fazla otlam olsun, güzel olsun. Devam ettim. Spatulayı karıştırma kapını delikten yerleştirdikten sonra şimdi bu yeni bir şey, şimdi bunu bilmiyorum. Kapatıyoruz. Evet, tamam. Çıkarıyoruz. Böyle mi? Evet. Şu şekilde. Aynen. Bu başladığı zaman elinizle hafif şöyle yanlardaki şeyleri içine atmak için. Öyle mi? Şimdi sonraki. Ve ne diyor? Hız göstergesini 5'e ayarlayın. Evet. Öyle mi? Evet. Bu böyle dur. Dur. Yok. Ha, bir şey olmaz. Yok. Tamam. Şimdi. Böyle böyle çekiyormuş. Çok iyi ya. Var. Böyle var. Bana iş yapıyorsunuz. Ha, böyle böyle çekiyorum. Şu şekilde. Çekilme zaman mı? Kendi de dönüyormuş arkadaş. O yanlarda şey olmaz. 22 saniye az kaldı. Direkt dondurma oldu. Direkt dondurma. Direkt yiyeceğiz ya. Meyveleri dondur, koy, yiye. Bu kadar. Kalanını tutuyor. Evet, hepsine koy. Çocuklara falan. Ondan sonra ver de. Bu herhalde başka bir yapalım. Aha bitti. Arkadaş. Sonraki açıyoruz. Evet, ha açıyoruz. Açalım mı? Aynen açalım. Açalım. Ay, evet, hadi bakalım açıyoruz. Aa, biraz karıştıramamışım. Neyse. Çok güzel. Daha ne olsun? Müthiş. Oldum abi, meyve parçacıkları. Meyve oldu. Parçacıkları. Yani bal koyabiliyoruz, yoğurt koyabiliyoruz. Evet. Şöyle. Oo, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani evet. Siz de alırsınız. Ne diyeyim ya? Yönetmen. Yönetmen. Evet, köpeğimiz bu şekilde. Sonra yanımcı değil mi böyle? Böyle. Harika. Ay vallahi çok güzel ya. Şey için söylemiyorum. Hep güzel değil ama. Ah çok güzel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Böyle lezzetli yemekleriniz olsun. Ayşe Hanım'ın danışmanımızı lütfen arayın. Biliyorum. İstiyorsanız evet. Bunlar alabilirsiniz. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye. Başla. Arkadaşlar dondurmalarımızı yedik. Hatta ikişer ikişer yedik. Şu anda çok mutluluğun dondurmalarına ulaştık değil mi şaka? Ya şaka değil, doğru. Gerçekten çok mutluyuz. Çok güzeldi dondurma. Şimdi ben biraz Ayşe Hanım'ım. Alanında Değer Yaratanlar kanalımızı biliyorsunuz. Alanında Değer Yaratanlar. Ben böyle konuşmaktan, işte sohbet etmekten, onları dinlemekten çok keyif alıyorum. Ve sizlerin de onları dinlemesini istiyorum. Şimdi Ayşe Hanım Terapist danışmanı. Biraz ondan dinleyelim. Bir bu işe nasıl başlamış, neler yapıyor, keyif mutlaka alıyordu. Çok. Evet, nasıl oldu Ayşe? 5 yıldır Telmamız'la beraberiz. 5 yıl önce Telmamız Türkiye geldi. TM 5 vardı 5 yıl önce. 3 yıldır da TM 6 maaşı var. Onu tanıtıyoruz. Seviyoruz yemekler, yemekleri Telmamız'la yapmayı, tariflerle birlikte sizlere de tanıtmayı, danışmanlık veriyoruz bu konuda. Böyle yani Thermomix'i çok seviyoruz ve herkesin evinde Thermomix'in olmasını istiyoruz. Peki Thermomix'le ilgili ben hemen derdim, bundan hangi millet, nasıl? Bir Alman. Onun, evet, Alman. Bir Alman malı. Kaç yıldan beri var? Aslında bir, ilk Thermomix çıktığından beri. 1883'ten beri Forber. Zaten. Bu makine Thermomix. O da 50. yılını kutladılar. 50 yıldır Thermomix var. Ama Türkiye'de 5 seneden. 5 seneden beri Türkiye'de Thermomix. Ve siz ilk herhalde 5 sene geldi. İlk tanıştınız. İlk tanıştım. Bir arkadaşımın sayesinde Thermomix'le tanıştım. Ve ondan beri de Thermomix ailesinin içindeyim. Danışmanlık yapıyorum. Serbest danışmanlık. Ve herkese tanıtmak istiyoruz. Her evde Thermomix'in olmasını istiyoruz. Çünkü çok büyük kolaylık. Her şeyi kendisi yapıyor. Siz sadece içine kendisi rehberlik yapıyor. Siz sadece malzemeyi içine koyuyorsunuz. Evet. O kadar. Evet. Ayşe Hanım'ın bir de Instagram sayfası var. Orada zaten Termo yaptığı... Ayşe. Evet. Nasıl? Termo Ayşe. Termo Ayşe. Orada tanıtıyor da yandaki yemekleri anlatıyor. Paylaşıyorum. Paylaşıyor. Orada. Yaptığım yemekleri. Evet. Takım liderisiniz. Takım lideri oldum. Evet. Ve
danışman arkadaşlarım var. Onlara da yardımcı olurum. Hep birlikte. Şimdi bir şöyle söyleyeyim. Şimdi biz ben klasik bir tanıtım değil. Şimdi Thermomix'in tanıtımına geldiğiniz zaman Ayşe Hanım işte hazırlamış menüyü. Evet. Bize yaptırdı. İşte kendisi de yardım etti falan. Oturduk da yedik. Yani o kadar güzel bir hani öyle aa işte bu tanıttık bu böyle falan yok. Değil. Yani Thermomix'e de Ayşe Hanım. Sanırım bir ortamda. Aynen öyle. Evet senin ortamda. Yani, yemek atölyesi. Evet, yemek atölyesi yaptık. Hani gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben de çok mutlu oldum. Evet. Çok tanıştığıma çok mutlu oldum. Thermomix'i tanıdığınız için, beğendiğiniz için çok mutlu oldum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum Thermomix'le ilgili. Ben hayatıma alacağım Thermomix'i. Aldım zaten yani satın aldım. Ama kullanmaya başlayıp evet hayatıma alacağım. Ne diyeyim hani ben herkesin tanıtımına müsaitseniz 4. Levent'te yerleri yeri de söyleyeyim. Tam 4. Levent metrosundan iniyorsunuz. Çevre Pastanesi'nin karşısında Thermomix'in tanıtımı. Evet ama randevuyla geliniyor. Randevuyla geliniyor. Ama bir saatinizi ayırırsanız ve çok da keyifli. Güzel tadımlar. Evet. Harika. Uygulamalar. Sizlere evet. Uygulatıyoruz. Thermomix'i tanıtıyoruz. Evet. Ve ha evet yönetmenim uyardı. Heh. Arkadaşlar ağaç gelin ağaç. Bak ağaç gelin ona göre. Ya da acıkırsınız değil mi de yiyeyim dersiniz. Ağaç gelin ve güzel yemekleri hem yapın hem tadın. Hem yapıp hem tadın. Evet. Evet. Çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ha burada limonatalarımızı. Limonata yaptık. Şöyle. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Ben de. Size bu güzel insanları mutlu ediyorsunuz. Ne güzel. Ne çok mutlu oldum. Beğendiğiniz için de çok mutlu oldum. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Siz de görüşmek üzere.